Efendim Samsun'un Dünya Açılan Penceresi HaberX ekranlarından mutlu akşamlar diliyorum. Samsun Nabzı'nda birlikteyiz. Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar bu akşam konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Hüseyin Bey programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sıcak bir Temmuz gününde birlikteyiz. Ramazan'ı geride bıraktık, kitap fuarını geride bıraktık. Tabii Samsun'u her ne kadar ilgilendiriyor olsa da çarşambayı da aslında yakından ilgilendiren bir süreç yaşandı dün. 19 Mayıs Üniversitesi'nde rektörlük seçimleri gerçekleştirildi. 6 tane aday ortaya çıktı. Buradan Hüseyin Bey'e, sevgili eski rektörümüze teşekkür ediyoruz. Ağustos ayında yeni rektör oluşacak Yeşilırmak Üniversitesi konusunda ciddi çalışmaları olan, hatta bu konuda İletişim Fakültesini, Hukuk Fakültesini, Adalet Meslek Yüksekokulu'nda Samsun'a kazandıran bir belediye başkanısınız. En azından sevgili rahmetli Mustafa Kemal Güneşdoğdu'yla bu konuda çok emek sarf ettiniz. Bu rektörlük seçimleri sizi nasıl etkiler? Buradan yeni rektör kim olacak bilemiyoruz ama ona dan beklentileriniz ne olacak? Bu süreç sizi nasıl etkiler? Buradan başlayalım. Evet, ben her şeyden önce teşekkür ediyorum size. Bize tekrar hemşehrilerimizle, hizmetinde bulunduğumuz insanımızla buluşma, kendimizi ifade etme imkanı sağladığınız için tekrar hem size hem haber medya ailesine. Estağfurullah. Çok da güzel bir yerden açmış oldunuz konuyu. Rektörümüz, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Hüseyin Akan'a da en kalbi teşekkürlerimizi buradan arz edelim. Bir hakkın teslimi anlamında. 2008-2009 yılından itibaren Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nin kendisiyle birlikte sağlamış olduğu ivme, gelişme belki fazlasıyla çarşambada da yaşandı. Bunun en büyük müsebbiplerinden, baştaki kahramanlarından, en baştaki kendisi hocamıza, hem Samsun'a, Samsun'un yüksek öğrenimine, 19 Mayıs Üniversitemizin gelişimine, hem bilimsel anlamda hem üniversitenin diğer alanlardaki gelişimine verdiği katkı sebebiyle, hem de özellikle hususen çarşambadaki çalışmalar sebebiyle teşekkürlerimizi arz etmiş olalım aracılığınızla. Hem de böyle bir dönemin arifesinde Ağustos ayı itibariyle hocamızın görev süresi dolmuş olacak. 19 Mayıs Üniversitesi'nin çarşambadaki Mustafa Kemal Güneşdoğdu kampüsü elbette ki rektörümüzün gayretleriyle, destekleriyle oldu. Hayırseverimizin Mustafa Kemal Güneşdoğdu'nun sonsuz katkılarıyla, özverili katkılarıyla oldu. Ömür boyunca elde ettiği birikimini oraya harcamasıyla gerçekleşmiş oldu. Öyle de bir muradı vardı zaten. Evet, böyle de bir muradı vardı. Son zamanlarında siz de yakın, sık sık görüşüyordunuz. Hatta programda yapmıştınız. Müstakil bir program. İnsan öykülerinde programda yapmıştınız. En son bu dünyadan giderken de ifade ettiği şey eğitim, eğitim, eğitimdi. Bu şekilde de gitti. Herkesi de öyle güzel sonlar, bir güzel dünya değişikliği, bitirişler, son bir dünya değişikliği, hüsnü hatimeler nasip etsin Cenab-ı Allah. Yani o da çok önemli. 2008-2009 yılında Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu ile başlayan çarşambadaki yüksek öğrenim faaliyeti çok kısa bir süre içerisinde, 7-8 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Mustafa Kemal Güneşdoğdu kampüsü adı altında şu anda Hukuk Fakültesi, Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, görüntülerini gördüğümüz Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, İletişim Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, son olarak Mayıs ayında geçtiğimiz aylarda açılışını yaptığımız yine çarşambalı bir hayırseverimiz olan Tülay Ulusoy hanımefendinin katkılarıyla yapılan, Mehmet Türezoğlu babasının adına, merhum babasının adına yaptırdığı bu kampüs alanı içerisindeki Adalet Meslek Yüksekokulu'yla 2 Meslek Yüksekokulu, 3 fakülte, 2 KYK yurdu, diğer sosyal donatılarıyla birlikte yemekhane, kültür merkezi,
akademik misafirhane, bunların inşaatlarına da başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde kampüs alanı içerisine öğretim üyelerinin barınma ihtiyacını karşılayacak bir misafirhaneyi yine üniversitemizde belediyenin ortak bir çalışmasıyla başlatıyoruz inşaatına. Bunun yanında da yine bu yaz ayları içerisinde hızla inşaatına devam edeceğimiz bir kültür merkezinin, bu kampüs alanına, üniversitenin kültür merkezinin inşasına başlıyoruz. Az önce görüntüsünü gördüğümüz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın planladığı, şu anda ihale hazırlıkları devam eden yeni bir KYK yurdunu bu kampüs alanı içerisinde başlatıyoruz. Evet, bu görseli, temsili, resmi. Bunun yanında şu anda 3 ayrı da hizmette olan yükseköğrenim yurdu var çarşambada. Erkek öğrenciler ve kız öğrenciler için. Çarşamba hızla yükseköğrenim alanındaki çok kısa süre içerisinde, o tarihte ifade edildiğinde belki birçok kimsenin bu noktaya geleceğine ihtimal vermeyeceği bir ivmeyle, bir gelişmeyle yoluna devam ediyor. İnşallah da hedefimiz bu hızlı gelişmeyi sürdürmek, devam ettirmek. Yerel yönetim olarak, Çarşamba Belediyesi olarak ve Çarşamba Belediye Başkanı olarak da benim şahsen de en önemli işlerimiz arasında gördüğüm, Çarşamba'nın da bizim ilçemizin, şehrimizin de memleketimizin gelişmesi açısından da en önemli işler, projeler arasında gördüğüm bu yüksek öğrenim faaliyetini 2008-2009'dan itibaren devam eden bu faaliyeti müstakil bir üniversiteye dönüşecek şekilde devam ettirmek. Bunun gerçekleşmesiyle ilgili adımları atmaya, altyapıları oluşturmaya da devam ediyoruz. Şu anda eksik olan bir şey var mı? Yani iletişim fakültesi, hukuk fakültesi, işte Adalet Meslek Yüksekokulu. Efendim bunun dışında ayrıca bir fakülte daha gerekiyor ki işte siz Yeşilırmak Üniversitesi'nde böyle bir, öyle bir şey böyle bir yok. Kural, böyle bir şart yok. Hatta 2012-2013 yıllarında rahmetli Güneş Doğdu'nun da sağlığında, onun da bu çok isteğiydi. Yani müstakil bir üniversiteye dönüşmesi ve gelişmenin bu şekilde daha hızlı devam edeceği yönünde gayretlerimiz vardı o tarihte de. O zamanki vekillerimize, hükümetimize, hükümet büyüklerimize, hatta başbakanımıza sunulmuş raporumuz da var. 2012-2013 yılında 19 Mayıs Üniversitesi rektörümüzün, sayın hocamızın, rektörümüzün hazırlayıp YÖK'e sunmuş olduğu bir rapor da var. Bu rapor içeriğinde 19 Mayıs Üniversitesi'nin hatta bunu bir bölümünü seyircilerimize de arz edebiliriz. Buyurun. 19 Mayıs Üniversitesi'nin Karadeniz bölgesinin değil bütün Türkiye'nin en önemli, en büyük üniversitelerinden birisi olduğunu, 1 Nisan 1975'te kurulan ve 50 öğrenciyle eğitim öğretime başlayan 19 Mayıs Üniversitesi'nin o tarihte geçen 37 yıllık süre içerisinde diyor. Yani bu 2012, evet, 2012'deki rapor 40. yılını da kutladı 19 Mayıs Üniversitesi geçtiğimiz yıl. 50 binin üzerindeki öğrencisi, akademik personeli ve 19 Mayıs'ta Bafra'da merkez kampüsü dışındaki kampüsleri ilk adımda ve Çarşamba'daki Güneş Doğdu kampüsüyle birlikte bünyesinden yeni üniversiteler çıkartabilecek bir duruma geldiği. Geldi zaten bundan önce de Amasya Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi gibi üniversitelerin 19 Mayıs Üniversitesi bünyesi içerisinden çıktığına ilişkin detaylı bir değerlendirmeden sonra Karadeniz bölgesinin üniversite kenti olma yolunda hızla ilerleyen Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi'nin yanında kampüs, fakülte, yüksekokul ve öğrenci sayısı hızla artan 19 Mayıs Üniversitesi bünyesinden batı ve doğudaki kampüslerinden, yani doğudaki kampüsü Çarşamba Güneş Doğdu kampüsü, batıdaki kampüsleri de Ballıca ve Bafra'daki kampüsler. Turizm fakültesi var orada. Evet. Batı ve doğudaki kampüslerinden
iki yeni üniversite doğabilir. Yeni kurulacak olan bu üniversiteler 19 Mayıs Üniversitesi gibi içinde tüm bilim alanlarından fakültelerin olduğu bir üniversite değil, belirli bir alanın birimlerinin oluştuğu özelleşmiş bir alan üniversitesi olması, Türkiye'nin yüksek öğrenimin yeniden yapılandırılmasının tartışıldığı günümüzde isabetli olacaktır şeklinde bir rapor var. Sonuç kısmında da Çarşamba ilçesindeki Mustafa Kemal Güneşdoğdu kampüsü merkez olacak şekilde bir sosyal ve beşeri bilimler alanıyla ilgili fakültelerden oluşan bir alan üniversitesinin kurulabileceği, günümüzde ülkemizin köklü üniversiteleri bünyesinde sosyal ve beşeri bilimlerle ilgili fakültelerin sağlık, fen ve mühendislik bilimleri arasında sıkışıp kaldığı için bir türlü istenilen gelişme trendinin yakalanamadığı, o bakımdan da sosyal bilimler alanında müstakil bir üniversitenin kurulabileceği, bu konuda da Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Adalet Meslekçisi Okulu gibi sosyal bir branşlarda artık yerleşmiş olan Mustafa Kemal Güneşdoğdu kampüsünün, Çarşamba'daki, Doğu'daki kampüsün bu kurulacak ikinci devlet üniversitesinin burada olabileceği konusunda YÖK'e sunulmuş bir rapor var. Bu 2012 tarihli rapor. Tabii sonradan ülkemizin gündeminde başka şeyler oldu. Yerel seçimler, sonrasında geçen yılki seçimler, meclisin gündeminde başka konular. Bununla ilgili yasama faaliyeti, kanunun çıkartılması, malum bu kanunla kuruluyor üniversiteler. Şu ana kadar gerçekleşemedi ama amacımız, nihai hedefimiz Çarşamba'da böyle bir şeyi gerçekleştirebilmek, böyle bir ideali, böyle bir hedefi yakalayabilmek. Hiç hız kesmeden de. Tabii, yani arada sizde, diğer hayırseverler de burada bu tempoyu hiç kesmedi. Şimdi izleyiciler merak edebilirler tabii. Yani belediye başkanının için bu konuda bu kadar özellikle ilgili ve bu konuda ısrarlı, burada bir yeni bir üniversitenin özellikle sosyal bilimler alanında uzmanlaşmış, evet, 19 Mayıs Üniversitesi'nden olabilir çıkmış ama bu konuda fokuslanmış, bu konuda katma değer sağlamaya çalışan bir üniversiteye sahip etmeye çalışıyor Çarşamba'yı. Çünkü biliyoruz ki birçok yerde üniversitede şehir birlikte gelişir ve büyür. Çarşamba her ne kadar bir şehir değil, bir Samsun'un önemli, evet, ilçelerinden birisi de olsa, orada böyle bir üniversitenin Çarşamba'nın ekonomisine, istihdamına, turizmine, marka algısına, bilinebilirliğine çok büyük katkı yapacağını şimdiden söyleyebiliriz. Ve umarız başarılı olursunuz. Yeni rektör, evet, ve de inşallah, bu konuda kol kola çalışmalar, evet, inşallah, yürütürsünüz. Başarılı olacağız. Bu konudaki gayretimizi, çalışmalarımızı, heyecanımızı bırakmadan sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Çünkü her yeni günde de yeni işlerimiz, yeni çalışmalarımız, yeni projelerimiz ortaya çıkıyor üniversiteyle, kampüs alanıyla ilgili. Bunları devam ettiriyoruz. Bir yerel yönetimin, bir yerel yöneticinin, belediyenin de bu asli işleri arasında olmalıdır diye biz kendimize bunu bir alan olarak seçtik, bir görev olarak tespit ettik ve bunu devam ettiriyoruz. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi bir şehrin gelişmesiyle ilgili çok önemli bir konu yüksek öğrenim, özellikle de yüksek, kesinlikle, öğrenim. Bir üniversiteler yani. Evet. Erzurum'da, Van'da, Diyarbakır'da, yani hep o şehirler, evet, üniversitelerle, evet, birlikte, evet, var olmuş. Şöyle de bir şey ortaya çıkmış oldu. Bizim hükümetimizin kurucu genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın, o dönemde başbakanımızın ortaya koyduğu bir irade ve gösterdiği bir hedef bu muhakkak ki. Türkiye'nin üniversiteleşmesinin artması, yeni üniversitelerin kurulması, her ilde üniversite kurulması. Bu baştan yadırganmıştı. Üniversiteler korumacı bir anlayışla, üniversite sayısının artırılmasının üniversitedeki eğitim kalitesini düşüreceği vesaire birçok eleştiriler getirmişti. Evet. Halbuki sadece sınırlı bir
elitin, sınırlı bir zümrenin elindeki yüksek öğrenim faaliyeti akademik anlamda. Sadece ülkedeki yurttaşların, vatandaşların sadece belli bir kısmının faydalanabileceği bir yüksek öğrenim hizmeti, faaliyetinin ne kadar abes olduğu, aslında ne kadar ülkenin gerçekleriyle uyuşmadığı, bu ülkenin gençlerinin, bu ülkenin insanlarının, hak edenlerinin, gayret edenlerinin yüksek öğrenim hakkının kendilerine doğal bir hak olduğu, bu hakkın sağlanması ve bundan yararlanması konusunun da ancak bu yolla aşılabileceği de yeni üniversitelerle aslında ortaya çıkmış oldu. Bu önümüzdeki belki 3-5 yıl içerisinde yeni kurulan üniversiteler hızla sayıları artan ve öğretim elemanı, hoca ihtiyacını karşılayamayan belli branşlarda temininde güçlük çekilen branşlarda sıkıntılar yaşayan üniversiteler bunu da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde aşacaktır diye düşünüyorum. O çok önemli. Çünkü yeni yüksek lisans ve doktora programlarıyla akademik ihtiyacın karşılanacağı da bir dönemi önümüzdeki yıllarda yaşayacağız. Yani tabii ki üniversitelerin benzer şeyleri düşünüyoruz. Üniversitelerin ama yaygınlaşmasıyla birlikte kalifiye hocalara da ihtiyaç, evet, dediğimiz tabii, gibi tabii ortaya çıktı. Belki o dönemdeki eleştiriler acaba bu konudaki sıkıntıları getirebilir miydi? Zaman zaman buna benzer sorunların yaşandığını görüyoruz ama bir şekilde de bir yerlerden başlamak gerekiyordu bu, evet, konuyla ilgili. Bu önemli bir adımdı. Tabii bununla birlikte yani sadece bugün yani şeyi konuşamayacağız, üniversiteyi konuşamayacağız. Sizin başka diğer hizmetleriniz de, evet, bunları da konuşacağız ama YÖK hala tartışmalı. Evet. Yani 80'le birlikte gelmiş bir yerde bir duruyor çok ve bugünün ihtiyaçlarına cevap veremeyen, evet, bir kurumsallık yapısı içerisinde önümüzde duruyor. Bugün yapılan rektörlük seçimleri de dün aynı şekilde, evet, yeni öğrencinin içerisinde olması gereken bir süreç. Hayırlı olsun. Rektörlük vardı. Seçimleri de bunlar hayırlı olsun. Bunlar apayrı bir, evet, konu başlıkları dediğimiz gibi. İnşallah, evet, Ağustos'ta yeni rektörümüz, yeni göreve başlayacak olan rektörümüz de 2008'den bu yana iki dönemdir Sayın Rektörümüzün ortaya koymuş olduğu istikamette ve o gelişmenin seyrine uygun olarak yeni adımlar atarak, yeni çalışmalar yaparak hem bizim çarşambadaki 19 Mayıs Üniversitesi Güneşdoğu Kampüsü'nün hem de 19 Mayıs Üniversitemizin gelişimine katkı sağlamaya devam edelim. Daha çok, evet, bir araya gelen yeni çalışmaları hayata geçiren o vizyonun devamını biz de arzu ediyoruz. Peki şimdi çarşamba deyince akla bir üniversite ilçesi, üniversite şehri geliyor. Bu konudaki yol haritanızı her fırsatta zaten dile getiriyorsunuz. Evet. Ama bunun dışında yine Bafra Çarşamba ovalarının, bu verimli ovaların özellikle istihdama yönelik tarım potansiyeli, evet, ortaya çıkarılmasını sağlamak adına çalışmalar yapılıyor. Evet, profesyonel onlardan da sanayi bölgeleri, fırsat, BESE, evet, bunlardan da bahsedelim. Onlardan da bir miktar konuşma fırsatı olursa iyi olur diye düşünüyorum, evet, ben de. Ne durumdayız orada? Yani son, evet, yani aslında bu 2004 yılından beri, yani benim 3. dönemim belediye başkanlığında 2004 yılından beri üzerinde durduğumuz, hatta ilk dönemlerde çok da dillendirdiğimiz bir konuydu çarşambada. Tarımsal üretimin artırılması, çarşambanın bu yolla gelişimine, zenginleşmesine katkı sağlayacak çarşamba ovası gibi bir potansiyel karşımızda dururken bunu değerlendirebilmek, bunu bir zenginlik kaynağı olarak kullanabilmek, bunun adımlarını atabilmekle ilgili konuları hep aslında gündemimizde tutuyorduk. Ama Türkiye'nin, ülkemizin birçok başka meselelerinde olduğu gibi tarımsal alanların planlanmasıyla ilgili konularda da tarım bölgelerinin, ovaların, Türkiye'nin ovalarının iyi planlanması, Türkiye'nin ovalarının
sulama projelerinin, drenaj projelerinin ve üretim planlaması çalışmalarının yapılması gibi konular maalesef çok gerilerdeydi. Yani o tarihlerden bu yana. Bir de bir fındık gerçeği var. Ekonomik bir değer olarak, bir zenginlik kaynağı olarak insanların yöneldiği ve diğer ürünlerle külfet nimet dengesi içerisinde kar zarar üretim maliyeti ve getiri dengesi içerisinde bakıldığında diğer ürünlerle mukayese edilmeyecek şekilde açık ara önde giden bir fındık gerçeği var. Bu fındık Çarşamba Ovası'na da büyük ölçüde üretiliyor, dikilmiş durumda, damgasını vurmuş durumda. Bu da var. Bütün bunlarla birlikte, bütün bu gerçeklerle birlikte ne yapılır diye daha gerçekçi, daha pratik yerden bakmak gerekir diye biz adımlar atmaya çalışıyoruz. 2009-2010 yılından beri de yani son 4-5 yıldır, 5-6 yıldır da Çarşamba'da bir organize sanayi bölgesi konusunu konuşuyoruz. Buna dönük gayret içerisinde, adımlar atma gayreti içerisindeyiz. Geldiğimiz nokta itibariyle de geçtiğimiz programlarda da söylemiştik. Şeker fabrikasının, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın kullanmadığı alanlar içerisinde yaklaşık 925 bin dönüme yakın bir alanı, 100 hektarlık bir alanı Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi arazisine ayrılmasıyla ilgili süreç Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ayırma işlemleri, harita ifraz işlemleri tamamlandı. Geçtiğimiz Haziran ayından önce tamamlandı. Bu konuda milletvekillerimizin, Sayın Bakanımızın çok gayretleri var. Maliye Bakanlığı'ndan, Özelleştirme İdaresi'nden bu alanın alınması, ayrılması konusunda görüntülerde de görülüyor. Evet. Ayvacık yolu kenarında şeker fabrikasının kullanmadığı yaklaşık 1000 dönümlük, 900 küsür dönümlük alanın Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi alanı olarak 198'e 4 parsel, 198 ada, 11 parsel diye orada arkadaşlar şeyleri de gösteriyorlar alanı. Evet. Bu işlem tamamlandıktan sonra burada bir Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarının bu sene, önümüzdeki sene hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Çarşamba Belediyesi bu Organize Sanayi Bölgesi kurucu heyetinin içerisinde yer alacak diğer ortaklarla birlikte. İş adamları, iş çevrelerinde bir heyecan yarattı. Burada, beklentiler ne? Şu an tabii talepler ki nasıl? Burada yani bir an önce bunun kurulması ve parsel işlemlerinin, tahsis işlemlerinin başlanması konusunda bir beklenti var. Karma bir organize sanayi bölgesi olması yönünde son kararımız ve Bilim Sanayi Bakanlığı'na müracaatımız bu şekilde. Bunu sürdürüyoruz bir taraftan. Bu da Çarşamba'nın kalkınma projeleri, yerel kalkınma projeleri içerisinde önemli bir konu. Karma bu derken karma, yani. Karma modelde bir organize sanayi bölgesi. Sadece tarım, ihtisas veya bir alana özgülenmiş bir organize sanayi bölgesi değil. İçerisinde birçok yatırımcının olabileceği, fabrikanın, üretim tesislerinin bulunacağı bir organize sanayi bölgesi modelini burada oluşturmak istiyoruz. Ne olacak? Bunun çalışmasının süre mesela bu 2 yıl, 3 yıl başvuru içerisinde... dosyamızda 2 yıllık bir süre var. 2016 yılını bitiriyoruz. 2016-2017 yılları içerisinde inşallah 2018'de bunun altyapı çalışmaları tamamlanmış ve yatırımcıya teslim edilecek bir şeye getirmiş oluruz. Kaç diye tane planlıyoruz. Orada fabrika kurulabiliyor bu durumda? Yatırım türlerine göre parsel büyüklükleri planlanacak. Ama şu anda elimizde 1000 dönümlük bir alanımız var. Yaklaşık 200-300 dönümlükte bir genişleme alanında da müsait bir organize sanayi bölgesi çalışması, bir kalkınma projesi olarak çarşambamızın gündeminde bunu takip ediyoruz. Kaç kişi istihdam edeceksiniz efendim, görünüyor? Öngörünüz nasıl? Yani şu anda bunun çıkmış somut rakamları yanıltıcı ifadeler olur. O bakımdan ben rakam vermek istemiyorum. Ama yatırımın türüne göre ve oradaki tesislerin çalıştıracağı, kullanacağı kapasiteye göre
orta büyüklükte bir organize sanayi bölgesi. Çarşamba'nın hemen de kısa süre içerisinde de yatırımcı alabilecek ve bir an önce üretime başlayacak, istihdam oluşturacak, hazırlığı katma yapan değer oluşturacak. İşçileri evet, mutlaka bir, sizinle iletişim halinde. Evet, bir tabii çalışma milyon metrekarelik yürütüyoruz. Antep gibi, Konya gibi evet. Organize sanayi bölgelerini bildiğimiz için yani evet. Belki 1000 metrekarelik. 100 hektar, 1000 dönümlük, bin dönümlük bir, alan. Bir alan belki hani evet. Çok büyük gibi görünmeyebilir ama çarşamba için bir tabii yani ortalama bir büyüklük, 100 hektarlık bir büyüklük organize sanayi bölgesi için. Yine bunun yanında geçtiğimiz programda da konuşmuştuk. Çarşamba'da bir kırsal kalkınma projesi olarak Çarşamba Serbest Besi Bölgesi diye bir projemiz evet. Var. Bu da gene kırsal kalkınma hibesiyle üreticilerimiz, başvuru yapan üreticilerimizle birlikte yürüttüğümüz Çarşamba Belediyesi'nin de arazinin düzenlenmesi, altyapısının sağlanması, oradaki besi tesislerinin kurulabilir hale getirilmesiyle ilgili bütün çalışmaları bizim üstlendiğimiz, bu şekilde de hibe başvuru dosyalarını kırsal kalkınma ajansına teslim ettiğimiz bir projemiz var. 2016 yılında bu yıl devam ettirdiğimiz. Bunun da neticelerini bekliyoruz. Başvuru sonuçlarının, hibe başvuru dosyalarının sonuçlarının bir taraftan açıklanmasını bekliyoruz. Bu burada da nasıl yine, bir etki ortaya çıkacak efendim? Burada da çarşambanın özellikle öteden beri besi işi yapan köylerine yakın bir bölge burası. Çarşamba Cayvar bölgesinde. O bölgedeki besicilerden İlk etapta 20-30 ayrı tesisin 50 başlıkla 100 başlık işletmeler şeklinde oluşturulacağı ama sonrasında diğer tesislerin de bir kesimhane ve diğer entegre tesislerle birlikte burayı bir besi bölgesi merkezi haline getirmeye dönük bir çalışma. Toplamda da burası yanındaki bitişiğindeki arazilerle birlikte 250-300 dönümlük bir alanda bir serbest besi bölgesi, besinin yapıldığı, yetiştirildiği, pazarlandığı, kesiminin yapıldığı bir bölgeyi de çarşambada, çarşamba canlı hayvan potansiyeli açısından da Karadeniz'in ve Samsun'un en önemli yerlerinden, merkezlerinden birisi. Bu 2000 ne demek? Bu 2017 yani 2018'de işlevsel evet, halde görecek evet, miyiz burayı? Evet, bunun şu anda başvuru dosyalarımızın, hibe dosyalarımızın sonuçlarını bekliyoruz. 2017 bu yıl ve önümüzdeki yıl bunun artarak durumu. Devam edeceğini, yeni işletmecilerin, yeni müracaatların, yeni başvuruların da yapılacağını bekliyoruz. Peki. Bu da önemli bir haber evet. Çarşamba için. Evet, bu bir taraftan bunlarla da çalışıyoruz. Yani belediyenin sıradan rutin faaliyetlerinin yanında bu tip şehri geliştirecek, dönüştürecek, istihdam kalkınma sağlayacak, istihdam yani sağlayacak. Üretime yönelik çalışmaları evet, çalışmaları da yapma gayreti içerisindeyiz. Bu konuda hemşehrilerimizin de, çarşambalıların da bize karşı bir itimatlarının ve bir güvenlerinin olduğunu görmek de bize memnuniyet veriyor. Faydalı şeyler yaptığınız sürece insanlar iyi, tarafından. İyi neticeler alırız diye düşünüyorum. Peki yine çarşamba, şimdi tabii çok mesleğiniz avukatlık aslında. Evet. Üçüncü dönem derken belki programı dünyanın her yerinde D-Smart'tan, Teledünya'dan izlemek mümkün. Evet. Çok genç bir belediye başkanı olarak 3 dönemi evet, geride bıraktık ediyorum. Diyorsunuz. Evet. Birçok şey de geride kalmıştır. Evet. Bilenler biliyor çarşambanın evet. Eski 10 yıl önceki haliyle şu anki halini. Şimdi yeniden bir çehre daha değişiyor. Bu Doğal Yaşam Parkı evet. Samsun'da değerli izleyiciler özellikle Batı Park ve Doğu Park'ın yarattığı etkiyi yaratacak çarşambada. Burada da arkadaşlarımız şimdi ekrana getirecekler. Yapılan çalışmaları yine başka bir alana dönüşüyor. Doğal Yaşam Parkı ile birlikte evet. Çarşamba bambaşka bir
hüviyete kavuşacak. Yeni giriş şehrin yeni giriş koridorlarını oluşturuyor. Evet, bunlardan da bahsedelim lütfen. Bunu da çok önemli görüyoruz. Bununla ilgili de çalışıyoruz. Geçtiğimiz dönemden itibaren 2009-2014 döneminde arazilerin temin edilmesiyle ilgili yaptığımız bir çalışma var. Burada Yeşilırmak kıyısında eski Yeşilırmak'ın ıslah edilmesinden, nehrin düzenlenmesinden önce Devlet Su İşleri tarafından Yeşilırmak ıslahı çalışmalarının yapılmasından önce nehir yatağının farklı kollardan akması sonucu oluşmuş alanlar buralar. Eski ırmak yatağı alanları ve tespit dışı bırakılmış alanlar. Devletin, ne kadar büyüklükten bahsediyoruz? Devletin hüküm ve tasarrufu altında alanlar. Toplamda 5-600 dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Büyük bir alan. Çarşambaya şehir merkezine 5 kilometre mesafede Yeşilırmak kıyısı boyunca Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğümüzün, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün ve Orman ve Su İşleri Bakanımızın burada çok büyük katkıları var. Onu da burada ifade etmemiz lazım. Tabii çok bu kamu yatırımı yani. Evet, çok buradaki sette şey çalışmalarının, taşkın koruma ve ıslah çalışmalarının yeniden ele alınması. 90'larda planlanmış fakat bırakılmış, bizim başladığımızda bırakılmış çalışmalardı. Yeşilırmak'ın bu bölümündeki ıslah çalışmaları yeniden ele alındı. O dönemki milletvekillerimizin, bizim bakanlarımızın ve bugüne kadarki bütün AK Parti iktidarımızın bu noktada büyük katkıları var. Bunu da seyircilerimizin, hemşerilerimizin zaten biliyorlar ama tekrar ifade edelim. Bu Yeşilırmak'ın şehir merkezinden güneye doğru, Yeşilırmak'ın Ayvacık istikametine doğru, Yeşilırmak'ın kaynağına, menbaana doğru 5-6 kilometrelik güzergahtaki ıslah çalışmalarını, oradaki taşkın koruma çalışmalarını Devlet Su İşleri tamamladı. Biz de bu alanlar tamamlandıktan sonra, taşkın tehlikesi ortadan kalktıktan sonra ve bu alanlarda çalışma yapılabilecek, saha çalışması yapılabilecek duruma geldikten sonra ve bu alanların Maliye Bakanlığı tarafından Çarşamba Belediyesi'ne tahsis işlemleri de tamamlandıktan sonra 2-3 yıl, 3-4 yıl boyunca bu işlemler sürdü. 2014 yılı sonundan itibaren, yani 2015 ve 2016 yılında diyelim 1,5 yıldır burada aşağı yukarı aralıksız çalışmalar yürütüyoruz. Bu 500 dönümlük sahanın düzenlenmesi, ıslahı, bu projeye uygun hale gelmesi çalışmalarını sürdürüyoruz. Şu anda görüntülerini izlediğimiz noktaya geldi. Çimlendirme, bitkilendirme, fidan dikme çalışmaları başladı. Yolları ortaya çıktı. Bu hem suyunuzu için lütfen siz, evet. Hem de ben şöyle sorayım sevgili başkan. 5-600 dönüm aşama aşama mı yürütülüyor çalışmalar, yoksa topyekün bir projeyi mi uygulanıyor? Hemen hemen tümünde topyekün bir projeyi uyguluyoruz. Yeşilırmak kıyısında burası. Bu projenin içerisinde ayrıca şehir merkezinde iki noktada nehrin birit denilen bir yapıyla, bir bent yapısıyla nehir suyu seviyesinin bir metre civarında yükseltilmesi, şişirilmesiyle şehir merkezinden bu noktaya nehir tipi teknelerle bir gezi parkuru oluşturulması projesi de var bu projenin bir parçası olarak. Geçtiğimiz hatta su sporları belki yapılacak. Evet, su sporlarının yapılabileceği alanların oluşturulması, geçtiğimiz ayların yağışlı geçmesi dolayısıyla birkaç aylık gecikmemiz oldu. Hatta bu programa gelirken bölge müdürümüzle de bugün tekrar görüştük. DSİ'nin de çünkü Yeşilırmak ıslahı projesi Samsun-Ordu Karayolu'nun kuzeyinde devam ediyor deniz tarafa doğru. Onlar da şimdi yeniden çalışmalarına başladıktan itibaren biz de bu alandaki bu nehir içerisindeki yapının oluşturularak burada bir nehir gezi parkurunun oluşturulması, Çarşamba şehir merkezinden buraya 5 kilometrelik güzergah boyunca insanların nehir içerisinden
getirilmesi, böyle bir gezi alanının bir nehir tekne gezisi kullanımının alanının oluşturulması, Ada Park'tan, şehir merkezinden, Çarşamba şehir merkezinden buraya da böyle bir çalışma var. Bu çalışmanın, bu projenin kesinlikle bir parçası olarak. Deminki görüntüye tekrar o proje alanına geçecek olursak, bu alanı da biz bir bütün olarak planlıyoruz. Burada geniş, büyük yeşil alanlar, piknik alanları, mesire alanları, spor tesisleri, gençlerimiz için spor tesisleri, su sporları alanları, balık tutma alanları, yeme içme mekanları, yine bu alanı boydan boya kat eden bir kanal, bu proje içerisinde kanal, yani su Yeşil Irmak'ın bir noktasından alınıp göle bırakılan bir su yapısı. Bu kanalın iki tarafında da projelendirilmiş alanlar, binicilik tesisleri, bir çiftlik turizminin, köy turizminin belki içerisinde hızlı bir şekilde canlanabileceği besi tesisleri, bir köy çiftlik alanı, yöresel mimaride yapılmış yapılar, köy evi, bir çarşamba sokağı gibi birçok kullanım olacak. Göl olacak bu alanın içerisinde. Gölün içerisinde gezinti alanları olacak. Yatırımcı bulabildiğimiz takdirde burada konaklama mekanları olacak. Bu işin turizm ayağı da olacak diye hedefliyoruz. Diğer taraftan da hemen bu alana, bu Yeşil Irmak Doğal Yaşam Parkı projesi alanına 3-4 kilometre mesafede bulunan Ordu Köyü, hemen bu alanın güneyinde Ordu Köyü bizim memleketimiz için, Samsun için önemli bir yer. Beylik merkezi Ordu Köyü, Türklerin ilk yerleştiği ve bir beylik merkezi olarak bütün bu bölgeye hakim olduğu Taceddinoğlu Beyliği'nin merkezi Ordu Köyü. Orada 1400'lerin başında yapılmış bir ahşap camimiz var. Vakıflar Genel Müdürlüğü şu anda oranın restorasyonuna başladı. Çarşamba şehir merkezindeki tarihi ahşap cami, Göceli Camii'nden sonra Ordu Köyü'ndeki Beylik Merkezi, Beylik Camii'ni, o da gene ahşap cami ve Göceli Camii'nden 200 yıl sonra yapılmış bir cami. Yine Taceddinoğlu Bey'i, Hasan Bey'in türbesi var. Tarihi mezarlık var. Kale kalıntıları var. Bu bölgeyi Yeşil Irmak'ın ve o bölgedeki barajların da eşsiz manzarası, doğal güzellikleriyle birlikte turizme kazandırabilmek. Bir taraftan doğal doğa turizmi, bir taraftan inanç turizmi denilen buradaki otantik değerlerin, yöresel değerlerin öne çıktığı ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı bir merkez haline getirebilmek. Sevgili Başkan, Çarşamba'yı. Böyle de bir hedefimiz var. Bu, 2019'da bunu, görev süreniz doluyor. 2019'a evet, kadar bunların hepsini hayata geçirmeyi bunları inşallah başarabilecek misiniz? 2016-2017 bu yıl ve önümüzdeki yıl bunları somut yapılar olarak ortaya çıkarmak için gayret ediyoruz. Çok önümüzdeki sene özellikle şekillenecek, insanımızın hizmetine sunulabilecek şeyler olarak gayret ediyoruz. İnşallah tamamlarız ve beklediğimiz, hedeflediğimiz ölçüde de kabul görür işler olur bunlar. Şimdi inşallah. O kadar çok muazzam bir proje çerçeve çizdiniz, evet, ki Çarşambalıların, Samsunluların heyecanlanmaması mümkün, evet, değil. Böyle bir projeden. Yeşil Irmak işte. Yani bu iki yıl gibi bir süre içerisinde hayatımızın içerisinde kullanılabilir hale, evet, gelir. Sinan Bey, Yeşil Irmak çok önemli bir nehir. Yani ortasından nehir geçen şehir Çarşamba. Çarşamba tarihi olan, kimliği olan bir şehir. Yani her yönüyle,
Yani çarşamba geçmişte de tarih boyunca da bu bütün bu çalışmaları hak ediyor. Çarşamba bir kültür oluşturmuş, bir kültürü olan, müstakil bir kültürü olan ve bu işleri kaldırabilecek büyüklükte bir şehir. Çarşamba insanı da bunlara inanıyor. Biz de bu işlerin gayreti içerisinde oluyoruz. Buralardan netice alacağız diye ben düşünüyorum. Çünkü Adapark projesi dediğimiz çalışma da 2004 yılında, 2005 yılında ilk bahsettiğimizde biraz uzak gibi görünüyor. Bu şekilde ham bir projeydi. Ama şu anda iyi bir noktaya geldi. Yeşilırmak kıyıları düzenlenmeye devam ediyor. Hala düzenlenmeye devam ediyoruz. Evet. Bir taraftan da Yeşilırmak'ın kuzeyine doğru ıslah çalışmaları devam ediyor. Oraları da düzenliyoruz. Yeşilırmak'ın ıslah çalışması tamamlanan yerlerinde de biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz belediye olarak. Yeşilırmak'ın güneyinde de bu projeyi çarşambayla irtibatlandıracak, çarşambadan bu bölgeye 5 kilometrelik güzergahı adeta işleye işleye devam edeceğimiz ve insanımızın kullanımına açacağımız, bu sene sonuna doğru Çarşamba şehir merkezinden bu proje alanına kadar ki 5 kilometrelik güzergahın yol kaplamalarını ve çalışmalarını da başlatmak istiyoruz. Aydınlatmasıyla, yol kaplamasıyla birlikte diğer taraftan da bu proje alanını, peyzajını, oradaki yapıların oluşturulması, yapısal ve bitkisel peyzajının devamı ve önümüzdeki senede burayı insanımızın bir taraftan kullanabileceği şekillenmiş, ortaya çıkmış bir proje olarak ortaya koyacağız diye gayret ediyoruz. Ekonomik anlamda bir sıkıntınızın olmadığını biliyorum. Çünkü evet, yani bunu da geçmiş programlarda masaya yatırmıştık. Kaynak konusunda da bir problem olmadığını biliyorum. Yani biz bu şunu da söylemek belki isabetli olur. Yani bu projeleri, buradaki peyzaj çalışmalarını yapabilecek bir yetkinliğe, bir donanıma da ulaştı belediye, Çarşamba Belediyesi. Bu da önemli. Yani bu alanların altyapısı, drenajı, üst yapıları, bitkisel peyzajı, bunu yapabilen başkanından sahada çalışan arkadaşlarımıza kadar ekiplerimiz var. Bunları öğrendik, yaşadık, biliyoruz. İmkanlarımız var Allah'a şükür. Maddi anlamda da Çarşamba Belediyesi iyi bir bütçeye, iyi bir mali yapıya da sahip oldu süre içerisinde. Türkiye'nin de bu anlamda iyi belediyelerinden, bu şeyi sağlamış, mali disiplini sağlamış belediyelerinden birisi durumuna geldik. Bunları insanımızın hizmetinde kullanıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz. Şu anda Çarşamba Belediyesi yeni bağlanan köylerde, oraya da geçmiş olalım, 120 köyümüz artık bize bağlanan mahalleler durumuna geldi. Geçtiğimiz programda da biraz bahsetmiştik. Bu köylerimizin özel idareden devraldığımız 2000 kilometre ortalama bir yol ağımız var. Çarşamba Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi'nin dışında bizim devraldığımız, Büyükşehir Belediyesi'nin de bir 400 kilometre gibi bir ana yol, grup yolu, köyleri şehir merkezine bağlayan grup yolu ağı var. Çarşamba Belediyesi'ne de 2000 kilometre civarında bir yol ağı özel idareden devredildi diyoruz. Bu 2000 kilometrenin yaklaşık 1000 kilometresinin biz üst kaplamasını asfaltla, beton yolla yapmak istiyoruz. Bunun da geçen yıl 250 kilometresini ortalama yaptık, geçtiğimiz yıl 2015 yılında. Bu yılda gene bir 2016 yılında bir 250 kilometre daha yol çalışması yapıyoruz. İhalelerini yaptık. Önümüzdeki yıl 2017 ve 2018 yılında da yine 200-250'şer kilometrelik işlerle biz Çarşamba'nın bütün köylerimizin, bu bize bağlanan mahallelerin, bizim sorumluluğumuza bırakılan bu yollarını, kaplamalarını, tamamını bitirmek istiyoruz. Buna göre de bir planlamamız var. Buna ayırdığımız bir bütçemiz ve harcamamız var. Bunları da sürdürüyoruz bir taraftan. Yol çalışmalarımız devam ediyor. Bu çok önemli bir çalışma, mukayese
ederek ifade etmek gerekirse eski dönemlerde yani belediye uygulamasından önce özel idare köy hizmetleri dönemine mukayese edildiğinde belki 1'e 10, 1'e 20 oranında yapılan çalışmalarda artışlar var bir yıl içerisinde. Biz geçtiğimiz yıl 200-250 kilometre civarında yol çalışması yaptık köylerimizde. Bu yılda bir o kadar daha yol çalışmasını şu anda devam ediyoruz. Ramazan ayı içerisinde ekiplerimiz başladı, müteahhitlerimiz, kendi ekiplerimiz, parke yollar, beton yollar, burada görüntülerini görüyorsunuz. 120 köyümüz, 4 beldemiz şu anda 140 mahallemizle birlikte çok çalışmalarımızı güzel devam ettiriyoruz. Bunlar da önemli çalışmalar. Tabii burada yapılan çalışmaları sadece yol açısından değil, işte suyla ilgili, kanalizasyonla ilgili neler oluyor bunları da uzun ama çok çok az zamanımız kaldı. Onları da bir başka programda yine özellikle köylere fokuslanarak, yeni mahallelere fokuslanarak konuşabiliriz. Ama burada da yaklaşık 4 yılda 1000 kilometrelik yol yapılacağını söylüyoruz. Yol çalışması yanında Sinan Bey köylerimizin spor alanları, çocuk oyun alanları, camilerimizin, okullarımızın düzenlenmesi, orada yapacağımız çalışmalarla birlikte sadece salt yol çalışmasının ötesinde bir belediyecilik hizmetini, bir faaliyeti insanımızın hizmetine sunuyoruz. Vaktimiz çok kısa kaldıysa çok kısa. Birkaç konu daha var. Lütfen. Önemli gördüğüm onları da anlatmak isterim. Müsaade olursa, buyurun, vakit varsa. Yüksek öğrenimden bahsettik ama ilk orta öğrenimde de son birkaç yıl içerisinde, 2-3 yıl içerisinde çok önemli çalışmalar yapıldı Çarşamba'da. Bu konuda spor toto imkanlarından faydalanarak 24 terslikli bir İmam Hatip Lisesi ve spor salonu Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından yapıldı ki kendilerine buradan şükranlarımızı sunalım. 32 derslikli yeni kız meslek lisesi projesi geçtiğimiz yıl ihalesi yapıldı ve tamamlanmak üzere şu anda inşaatları devam ediyor. Bu kız meslek lisemiz, yeni kız meslek lisemizin görüntüsü az önce geçen 24 derslikli İmam Hatip Lisesi ve bu da yanındaki spor salonu. Bunların arazilerini 2014-2014 yılında imar uygulamasıyla Çarşamba Belediyesi olarak biz oluşturmuştuk. Yeni yolların açılması ve o bölgedeki imar uygulamasıyla okul alanlarının oluşan araziler buralar. Yine 12 derslikli Ağca Güney'de, Ağca Güney beldemizde 12 derslik inşaatı, Yeşilırmak mahallemizde 12 derslik inşaatı, Çıraklık Eğitim Merkezi 12 derslik olarak inşaatı, 200 öğrenci kapasiteli yurt inşaatımız, şu anda Aile Bakanlığı tarafından bir 200 öğrencilik bir yurt daha yatırım programına alındı, projeleri hazırlanıyor. Bütün bu çalışmalar yüksek öğrenim yanında ilk orta öğrenimdeki bu çalışmalar da 2015-2016 son 1-2 yıl içerisinde devam eden çalışmalar. Evet. Çarşamba Belediyesi bunların ötesinde özel eğitim merkezi diye geçtiğimiz günlerde Sayın Valimizle protokolünü imzaladığımız Çarşamba bölgesindeki, Çarşamba ve civarındaki özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitim görebileceği bir projeyi hayata geçiriyor. 2016 yılında bu yıl hemen ihalesini yapıp başlıyoruz inşaatına. Bu da örnek bir proje, belediyenin üstlendiği bir proje olacak. Engellilere yönelik bir proje mi? Evet, özel eğitimden engelli, özel eğitim gerektiren otistik çocuklarımızın, özel eğitim gerektiren çocuklarımızın eğitim alacağı bir özel eğitim merkezi okulunu özel bir projeyi, Türkiye'de şu anda İstanbul'da bir örneği uygulanan bir projeyi derslikleriyle, atölyeleriyle ve diğer donatılarıyla Çarşamba'ya kazandırıyoruz. Bir aktif yaşam merkezi projesi diye Aile Bakanlığımızla bir proje yürütüyoruz. Yine engelli bireylerin gündüz rehabilitasyonunun ve bakımının yapılacağı bir huzur evi çalışmasını Belediye ve Aile Bakanlığı olarak ortak bir protokolle Adapark'ta bir huzur evi çalışmasını yürütüyoruz. Orada yani planlamasını yaptık. Tam yeri uygun da onun için. Engelsiz Yaşam Merkezi diye yine engelli çocukların sürekli bakımının yapılacağı bir
merkezi bir projeyi yine bu yıl inşallah Aile Bakanlığı'yla başlatıyoruz. Bu şekilde de birçok sosyal hizmet projesini de Çarşamba Belediyesi yürütüyor. Başka bir şey yine Türkiye'de damgasını vuran fuarlardan birisi. Evet, kitap fuarımızı gerçekleştirdik geçtiğimiz ay. Tebrik ediyorum. Evet, kitap fuarımızı devam ettireceğiz. Birçok yayın evinin katılımıyla, birçok yazarımızın, düşünürümüzün Çarşamba'ya getirilmesi ve orada yapılan kültür faaliyetleriyle birlikte bunu devam ettireceğiz. Çarşamba Kitap Fuarı'nın önümüzdeki yıl gene kesintisiz. Büyük ihtimalle biz de buradan duyurusunu yapalım şimdiden. Evet. Canlı yayınlayacağız biz de. Bu seneyi belki istediğimiz gibi planlamıyorduk ama önümüzdeki sene canlı yayınlayacağız. Olursa, son iki dakikamız başkanım. Özellikle Ramazan'ı geride, Ramazan'dan da Ramazan'ı geride bıraktık. İftar programlarımız oldu. Onun için bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Dolu dolu iftar programları yaptık birçok yerimizde, birçok mahallemizde. Ve kentsel dönüşümle ilgili bir konuyu da bu programın dışında çok ayrı tartışmamız içerisinde çok soru belki geldi çünkü başkan, bu ayrı konudaki bir programda yapabiliriz ama ana başlıklarıyla birkaç cümle ifade edelim. Çarşamba'da bir kentsel dönüşüm programını, bir projeyi başlatmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmaları epeyce bir zamandan beri yürütüyoruz. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle 250 dönümlük bir alanda Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu'ndan kuzeye doğru Yeşilırmak kıyısı boyunca çarpık yapılaşmış, plansız yapılaşmış Yeşilırmak kıyısındaki bizim mezbane bölgesi dediğimiz Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu'ndan kuzeye doğru devam eden Yeşilırmak kıyısındaki alanlarla Kavak Dibi mevkiinden sebze haline doğru devam eden kıyıdaki sağlı sollu şerit içerisindeki alanı kentsel dönüşüm alanı olarak belirledik. Buralar üzerinde çalışıyoruz. Tespitleri tamamlamak üzereyiz. Sonra da hak sahipleriyle, mülkiyet sahipleriyle görüşmelere başlayacak bir süreci Çarşamba Kentsel Dönüşüm Projesi olarak şu anda çalışıyoruz. Bunun yanında bu projenin bir parçası olarak da yine karayolu kenarını sanayi kavşağından, Samsun'dan gelişte sanayi kavşağından köprüye kadar karayolu kenarındaki binaların, sağlı sollu binaların cephe iyileştirme çalışmalarının başlatılması. Bunu bir taraftan da sürdürüyoruz. Bunun çalışmalarına başlayacağız yakın zamanda. Bu üç konuyu özellikle bir dahaki programda masaya yatıralım. Bunun bir detaylı konuşalım. Yine kentsel yenileme başlığı altında, kentsel yenileme, belediyelerin yürüttüğü kentsel yenileme çalışmaları olarak da bizim İhsaniye Camimiz, Doktor Ata Giritli Caddesi, Kızılay Caddesi'nde İhsaniye Camisi ve çevresinin düzenlenmesiyle birlikte o bölgenin sokak iyileştirme çalışmalarımız olacak. Mesere Sokak üzerinde bir çalışma planlıyoruz. Bunlar da belediyemizin Çarşamba şehir merkezini güzelleştirecek, yenileyecek çalışmaları arasında olacak inşallah. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bize ediyorum. Fırsat verdiğiniz Estağfurullah için. Estağfurullah efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız. Zaman yetmiyor ama bir dahaki programda özellikle bir 3-4 tane önemli konu başlığını masaya yatırıp tartışalım istiyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla bu doğal yaşam parkını masaya yatıralım istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben efendim. Teşekkür Yatırımıza. Ediyorum. İzleyicilerimize, hemşehrilerimize selamlar, saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Çarşamba Belediyesi'nin belediye bülteni sanıyorum 10. sayısı, Mayıs 2016 sayısı bu. Önemli bir çalışma daha yapmış. Teşekkür ediyoruz. Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar konuğumuz oldu efendim. Ben teşekkür ederim. Biz sizden ayrıca rica ediyoruz. D-Smart 155 ve Tele Dünya 131. kanal üzerinden yayınlarımızı izlemeniz mümkün değerli izleyiciler.
TürkSat uydusu üzerinden de izleyebiliyorsunuz. Yeni bir şehir girişi çalışmamız var. İstasyon Caddesi'nde çalışıyoruz. Orada o güzergâhtaki hemşehrilerimiz de haberdarlar. Kapanıştan sonra bunu ifade etmek belki oluyor ama. Hayır, efendim. Evet. Orada sanayi kavşağından şehir merkezine kadar 2500-2400 metre güzergâhtaki çarşambaların çok merak ettiği bir konu. Onun için belki burada bunu ifade edelim. Fayda var. Sanayi kavşağından istasyona kadar, PTT'ye kadar ki güzergahı yeni bir şehir girişi olarak yeniden... Bu arkadaşlar şu an sevgili görüntüleri, Mustafa gösteriyor. Bu kısımdan bahsediyoruz. Evet, bu kısımdan. Burayı yapıp bu yazın güzel, konforlu bir şehir girişi olarak, çarşambanın hizmetine sunacağız. Kız Meslek Lisesi ve PTT'nin olduğu bölgeden Yeşilırmak üzerinden bir yeni bir köprü geçişiyle de bunu Doğu Yaka'da sağlık merkezine, dispanser diye çarşambalar eski Verem Savaş dispanseri diyebilirler. Sağlık merkezinin olduğu caddeye, Şehit Tuncay Kocabaş Caddesi'ne bağlayacak bir Yeşilırmak geçişini de burada projelendiriyoruz, planlıyoruz. Bravo. Bu da çarşamba için ve belediyemizin yürüttüğü çalışma anlamında önemli bir çalışma. Buna da başladık. Harika. Teşekkür ediyorum. Çok proje var. Projelerin hepsini bir 45-50 dakikaya sığdırmak çok mümkün olmayacak ama şehre sağladığınız faydalardan dolayı, katkılardan dolayı önemsiyoruz bunları. Teşekkür ediyoruz böyle 3 ayda, 4 ayda bizimle bir araya gelip neler yaptığınızı paylaşıyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Yine çarşamba halkına fayda sağlayan çalışmaların devamını diliyoruz sizden efendim. Evet, ben İyi teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum izleyicilerimize. Değerli izleyiciler, televizyonlarınızın kumandasının ilk 9 tuşundan birisine Haberax TV'yi işaretlemeyi almayı unutmayın lütfen. Onurlu ve gerçek bir yaşam sürdürebilmeyi, başarabilme dileğiyle mutlu geceler diliyoruz. Önümüzdeki hafta Samsun'un nabzında Havza Belediye Başkanı konuğumuz olacak. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından İşte Samsun programında duayen iş adamlarından Fahrettin Ulusoy'la yaptığımız söyleşiyi sizlerle buluşturacağız. Hoşçakalın efendim. Otat sürsene Samsun'un